Bu sorumuzda ever since kelimesi var. Ever since kelimesi e, biliyorsunuz kuralı olan bir e, kelimedir, zaman kelimesidir. Ever since kelimesinde ever since'in arkasından gelen kısım past simple tense fiilin ikinci hali. Daha sonraki kısım present perfect tense yani have has artı fiilin üçüncü hali şeklinde kullanılması gerekiyor. Zaman uyumuna uymayan tek kelimedir ever since kelimesi. Yani pastla ile başlayıp present devam eden bir kelimedir. Bu yüzden ever since'in arkasından gelen kısımda it kelimesinden sonra fiilin ikinci halini arayacağız. Announces present tense eledim. Announced fiilin ikinci hali olabilir. B şıkkı. C şıkkı enans kelimesi yine fiilin ikinci hali. C şıkkı da olabilir. B şıkkı enansız geniş zaman eledim. E şıkkı has announced ever since'in hemen arkasından değil. ikinci kısımda have has artı fiilin üçüncü hali olması lazım. O yüzden E şıkkını eliyoruz. Burası ikinci hali olduktan sonra diğer kısımda da have artı fiilin üçüncü halinin olması gerekiyor. B şıkkında ikinci kısımda geçmiş zaman eledim. C şıkkında has sold, present perfect tense, have artı fiilin üçüncü hali doğal olarak cevabımız C şıkkı olacak.